Türkiye kamuoyu Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ı ilk kez 1986 yılında tanımıştı. Özel okullarda örgütlenen ve zengin ailelerin çocuklarından bir grup oluşturan 30 yaşındaki Oktar'ın faaliyetleri öğrenci velilerini tedirgin ediyordu. Şikayetlerin artması üzerine 2 Haziran 1986'da gözaltına alınan Oktar, ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylemiş, annesi Bedia Oktar da oğluna paranoid ve şizoid teşhisi konulan 2 raporu savcılığa sunmuştu. Bir gün sonra serbest bırakılan Oktar, akıl sağlığını soran gazetecilere fazla kitap okuduğu için hastalandığını ama bol bol uyuyarak kendini tedavi ettiğini söylüyordu. Gözaltına alınması basının Oktar'a ilgisini artırmıştı. Grubun faaliyetlerine en çok yer ayıran gazete ise Bulvar'dı. Gazetenin sahibi Nazlı Ilıcağ'ın Oktar ve müritleriyle yaptığı söyleşilerden oluşan Adnan Hoca'ya Niçin İnandık başlıklı yazı dizisi 12 gün sürmüştü. Grubunu çok sevecen ve tatlı bir gençlik oluşumu olarak tanımlayan Oktar, ev toplantılarına alınmayan kadın müritlerle yalnızca camilerde konuştuğunu anlatıyor, kadınların başını açmasının kabul edilemez olduğunu söylüyordu. Oktar'ın Türk milleti değil, İslam milleti vardır sözleri ise bir kez daha başının derde girmesine sebep olacaktı. Adnan Oktar ve söyleşiyi yapan Nazlı Ilıcak hakkında Atatürk milliyetçiliğini zayıflatıcı propaganda yapma suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Oktar tutuklandı. İlk duruşmada Nazlı Ilıcak, Adnan Hoca'nın görüşlerine katılmadığını, yazı dizisini ailelere uyarmak için hazırladığını söylerken, Oktar şeriatçı değil milliyetçi olduğunu savunuyordu. Davanın 6. ayında Oktar, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumdan gelen raporda paranoyak teşhisi konulan Oktar'ın hastanede tedavi edilmesi gerektiği yazıyordu. Bunun üzerine Oktar, Şubat 1987'de cezaevinden alınıp Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Oktar'ı fikir suçlusu olarak nitelendirip serbest bırakılması için kampanya yapan Zaman Gazetesi'ne rağmen Adnan Oktar 10 ay müşahede altında kaldı. Hastaneden taburcu olurken Atatürk portresi önünde başhekim Yıldırım Aktuna'nın elini öperek poz verdi. Oktar hakkındaki davada karar 1988 yılının Şubat ayında çıktı. Oktar'a verilen 2 yıl hapis cezası ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle 1 yıla indirildi. Nazlı Ilıcaksa beraat etti. Oktar ilerleyen yıllarda kendi grubunu gerçek Atatürkçü olarak tanımlayıp Anıtkabir ziyaretleri yapacak, Atatürk konulu konferanslar düzenleyecekti. Oktar, AKP iktidarı sonrası Atatürkçü görüşleri terk etti. 2010'lu yıllardan itibaren faaliyetlerini televizyon kanalı üzerinden sürdürdü. Özellikle 30 yıl önce aynı ortamda bulunmaktan kaçındığını söylediği kadın müritleriyle yaptığı programlar dikkat çekti. Oktar, 2018'de tutuklandı ve çoğunluğu cinsel istismar ve cinsel saldırı olmak üzere 32 ayrı suçtan toplam 9803 yıl hapis cezasına çarptırıldı.